Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır, onlara bir bakalım. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi dün 104. oturumuna devam etmiş oldu. Bu oturumda bakan yardımcılarının görevden alınması ve yerine yenilerinin atanması maddeleri yer almıştı. İki alternatif partili ve bir bedeli bakan yardımcısının görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar sona ermişti. Oylamada 103 milletvekilinden 62'si evet oyunu kullandı. Oturum başlar başlamaz görevden alınma teklifinin oylanması bekleniyordu. Ardından da bakan yardımcılığı görevlerine atanacak isimler tartışmaya açılacaktı. Devlet Piyasa Denetim Müfettişliği hükümet ekmek fiyatının 33 denara sabitlenmesi kararının ardından yoğun denetim çalışmaları başlattı. Müfettişler fırınların bu karara saygı gösterip göstermediğini kontrol ediyor. Devlet Piyasa Denetim Müfettişliği'ne göre bütün işletmelere bu karara saygı duymaları çağrısında bulunarak karar uygulanmayan işletmelere... Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ekonomi forumuna katılmak üzere Üsküp'te bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya gelmişti. Görüşmede birçok konu ele alınmıştı. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı. Başbakan Kovacevski, Kosovalı mevkidaşı Kosova'nın Avrupa Atlantik entegrasyon sürecini desteklediklerini ve her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Kovacevski ayrıca Kosova ile Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesi yönünde atılan adımları desteklediklerini ve Avrupa Birliği'nin bu konuda sağladığı katkıdan da memnuniyet duyduklarını kaydetti. Avrupa işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Bojan Maricic, Avrupa Birliği'nin Batı Balkan temsilcisi Miroslav Lajčak ile bir araya gelerek Avrupa Birliği ortakları için Makedonya olumlu bir örnek olduğunu vurgu yapıldı. Maricic, Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar temsilcileri Miroslav Lajčak ile bir araya gelmesiyle birlikte Makedonya'nın komşuları ve Avrupa Birliği yolunda belirleyici ilerleme kaydeden bir ülke ile açık sorunları çözümünün olumlu bir örneğin daha olduğunu vurgulandı. Toplantıda Maricic, Priştine ile Belgrad arasındaki diyaloğun seyri hakkında bilgi verdi ve müzakerelerdeki ilerlemeyi ve açık meseleleri kapatmaya yönelik yeni fırsatı memnuniyetle karşılamadı. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Debre ve Debre bölgesinde bugünden itibaren ekmek 33 denardan satılmaktadır. Hükümet tarafından özellikle ekmeğin fiyat sabitlenmesi konusunda bir karar getirilmesiyle birlikte dün bazı yerlerde eski fiyatlar devam etmesiyle beraberce bugün ise yeni fiyatlar ekmek için geçerli olmaktadır. Debre ve Debre bölgesinde bugünden itibaren ekmek 33 denardan satılmaktadır. Debre Belediye Konseyi tarafından geçenlerde getirilmiş olan önleme heyetin kurulmasıyla birlikte bu sefer ise son toplantıda verimli bir çalışma olmuştur ve önleme heyeti kurulmuştur. O şekilde heyette yer alanların arasında Fuat Pahiu Meclis Başkanı olarak bulunurken yargıçlar tarafından Nihat Sıroy, medya tarafından Kenan Mimidinoski ve Atli Dema, ondan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Dritan Bakalı, eğitim açısından Amira Şarku, bir de itfaiye birim amiri Cetan Miftarovski ve Standart Kamu Şirketi Müdürü Burim Kaba önleme heyetinde yer almaktalar. Debre İtfaiye Birimi 2022 yılında toplam 118 defa müdahale etmiştir. Buradaki amiri Cetan Miftarovski'ye göre 2022 yılında verimli bir çalışma söz konusu olmuştur ve vatandaşlarda tam bir hizmette bulunmaları için tüm gerekenler çaba olarak gösterilmiştir. Onların arasında 112 defa yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye birimi personeli 6 defa teknik destekte bulunmuştu. Merkez Upa Belediyesi özellikle 2023 yılında da aynı tempo ile proje açısından devam etmesi için tüm gereken hazırlıklarını yapmıştı. Belediye Başkanı Aryan İbrahim'e göre altyapı projeleri yanı sıra mevcut olan sosyal etkinliklere de büyük önem verilmesi bekleniyor. Kendisine göre 2022'de başlamış olan projelerin de devam etmesiyle birlikte 2023 yılı da
projelerle dopdolu olacak bir seneden bahsedilmektedir. Kendisine göre bu sefer de tekrar Türkiye'den destekli olan projeler gündeme getirilmekte. Bölgemizdeki göçü durdurma konusunda bu sefer ise STK'lar veya sivil kuruluşların yükümlülükleri de büyük olmaktadır. Özellikle ekoloji açısından yapılmış olan birçok çalışma gençleri burada durdurma ve işe sahip yapma konusunda birçok etkinlik gündeme gelmektedir. Bu sefer ise sivil kuruluşları tarafından etkin olarak çalışmalarına devam eden Mazlamay Dini ve Elmin Zununi, tam ekoloji açısından bu bölgeye yakışan bir projesiyle devam etmekteler. Bilindiği gibi bu bölgenin büyük bir kısmı özellikle yurt dışında bulunmaktadır. Fakat göçü durduracak olan farklı projeler de gündeme getiriliyor. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.